Ve üçüncü videodayız. Koray Kamacı ile birlikte 1 bir ve 2'yi yaptık. Yunan basınında yer alan haberleri izlediniz. Yunanistan, Güney Kıbrıs, Fransa özellikle bir şeylere hazırlanıyor gibi. Evet. Ama biz ne yapıyoruz? Şimdi bu görüntüde bir mesaj var. Önce burası Teknofest'te. Teknofest, evet. Değil mi? Teknofest'te Aklı mi görüntü? Bu yürü, yürü, yürü. nedir yürü, yürü. hocam? Yürü. Önce bunu söyleyelim. İşte bu kemankeş e, mühimmatı. Kemankeş akıllı. Mühimmat. Evet, akıllı mühimmat verme. Çok çok önemli. Orada sergileniyor zaten e, gidecek olanlar varsa buradan şey. da söyleyelim. Muhakkak... Bu video inandığıda muhtemelen gitmiş olacak izleyiciler. Ha gitmiş muhtemel. Evet. Ha ay orada da görürler diye umuyorum. Evet. evet çok önemli. Evet. Ama burada... Yani bunu bir şey söyleyeceğim. Tabii. Onu söylemeden. Baykar bunu tamamen kendi imkanlarıyla yaptı. Evet. Ee, i̇sterseniz bu tip savunma sanayi şirketleri devletten destek alabiliyor, hibe alabiliyor. Almadı. Kendi öz kaynaklarıyla, kendi argesiyle üretti. Çok güzel. Bunu söyleyelim. Şimdi burada tabii biz bunu yayınladığımız zaman, buraya koyduğumuz zaman e, genelde şu e, daha çok ön planda ama burada Keman keşten ziyade çok farklı bir şey var ön planda olması bana gereken. Bana da önce anlayamadım. Ben de bunu getirdiğimde değil mi? Tüylerim diken diken oldu. Dedim evet. ki ya Türker hocam gel dedim bak burada çok önemli bir şey var. Bunu bir gör dedim. O da bir baktı şöyle değil mi? sen? Şöyle de... bir tarasanız arkadaşlar. Evet. Önce şurayı tarayın. Sonra buraya ya? tarayın. <laughs> Belki izleyicilerimiz de interaktif olmuş olur. Tabii. Görürler. Burada dikkat etmemiz bir, gereken bir subliminal mesaj evet. var. Algıda bu seçicilik. subliminal mesaj ne olabilir? Yani Baykar'ın evet. ürettiği bu füze mükemmel akıllı bir mühimmat sistemi ama bundan ziyade Türkiye sanki birilerine bir mesaj veriyor. Müthiş o zaman mesaj. şöyle isteyelim. Şuraya gelmenizi, bu haritayı görmenizi evet, haritayı isteyelim. haritayı yakınlaştırabilirsek. Haritayı müthiş yakınlaştıralım. Olur. Müthiş olur orada. Kamera arkasında Sezgin gelmesi gördük. Ona da selam olsun. Evet, ben Sezgin az, abi de gibinden. Selam olsun. Çok seviyoruz. Evet, burada kalalım bence. Bu haritada kalalım. Şimdi ne bakın, görüyoruz hocam? Ben şimdi algıda seçicilik. Ben direkt bunu gördüğüm an bu fotoğrafı bir kere tüylerim diken diken oldu. Müthiş sevindim. Arkadaşlar ben tıpkı Türkiye'nin misak-ı millisi gibi denizlerdeki misak-ı millisi olan 462 bin kilometrelik o mavi vatana da aşık bir adamım. Bunu bir kere söyleyelim. Ben burada tüylerim diken diken oldu. Bakın öyle koymuşlar ki bak radar sisteminde aldıkları yere bakın mavi vatan mavi haritası. Vatan. Bilmiyorum görülüyor mu ama. Evet bak, şimdi görülüyor bak mavi, çok yakın. Bak mavi vatan haritası görüyor musunuz bakın evet. yerleri. Ha, şimdi işte yani bak önceden mutluyum. olsa bu mavi vatan böyle taramıyorlardı normal. Akdeniz, tabii türk gözüküyor kesinlikle. Türk eldesi böyle ama artık bakın Türkiye'nin vermiş olduğu mesajlara bakın. Mavi vatan işte bak işte ben bunun mücadelesini veriyorum Türkiye hocam. Hep senin kanallarda da söylediğim zaman mavi vatan'a sahip çıkın mavi vatan çok önemli. Ha bazen böyle görüyorum ya diyorum ki daha çok sahip çıkılsın ama bunları görünce var ya insanın tüyleri diken diken oluyor. Ya düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Denizlerdeki misak-ı ya bizim olmazsa olmazımız Yunan'ın kudurduğu misak-ı milli o denizlerdeki misak-ı milli mavi vatanımız 462 bin kilometreyi alıyoruz diyor. Bu ne kadar önemli bir şey biliyor musun? Bak bu çok kısa sürede bence şimdi ben bunu yeni getirdim bu yeni şu an çıktı. Yarın veya öbür gün bak Yunanistan'da manşet olacak sana atacağım. Muhtemelen. Onu. Kesin muhtemelen. Yunanlılar çünkü kudurur buna. Ya onu astı diye e, biliyorsun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Yunanistan'da acayip gündem oldu. Türkler haksız işte işgal peşinde. Ne işgal peşinde ya? İstediğin kadar uğraş. Bizim mavi vatanımız bu. adaletli olan bu. Biz sevil haritasını falan reddediyoruz. Biz Türk kimsenin hakkını da gasp etmiyoruz. Adaletli olan bu. Ya bugün yapay Çok zekayla önemli. bile yapsam bu çıkıyor. Şimdi biz adaletli davranarak bunu yapıyoruz. Ama Yunanistan tutturmuş bir 12 mil. Dendias Efendi geçenlerde de açıklama yapmıştı. 12 mil bizim hakkımız. Türkler işte bunu savaş sebebi sayamaz. Bunu reddediyoruz vesaire. O casus belli kararlarını söylüyor. Kimse kusura bakmasın. Kesinlikle savaş sebebi. Ne demek ya? Sen Lozan'a göre 3 mil olan adaları onu 6 mile çıkarmışsın. E yarın değil 12 mil, 7 mil dahi yapsan bu savaş sebebidir. Bak 7 mil daha iyi yapsan bu savaş sebebidir. Bunun farkına varmaları lazım. Biz burada adaletli olanı gösteriyoruz. Biz burada kendi hakkımız olan mavi vatana sahip çıkıyoruz. Ve sahip çıkacağız. Genç nesillere de buradan sesleniyoruz. Bakın bizim mavi vatanımız, denizlerdeki misak-ı her şeyden üstün. Sahip çıkın. Bugün Yunan okullarında, Yunan ilkokuldan itibaren başlıyor bunları anlatmaya. Haksız hukuksuz 12 mil davasını dahi, Enosisi dahi, Megole İda'yı dahi kendi okullarında ilkokuldan başlatarak anlatırken biz de genç nesiller olarak bak hakkınızı gasp ettirmeyin. Yarın siz buralara sahip çıkacaksınız. O mavi vatana sahip çıkın. Mavi vatana sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu. İsrail bugün Arzu Mevut'a sahip çıkıyorsa, efendim Yunanistan 12 mil davasına güya işte sahip çıkıyorsa Efendim diğeri Büyük Ermenistan hayaline sahip çıkıyorsa sen de Mavi Vatanına sahip çıkacaksın. Sahip çıkmak zorundasın. Kesinlikle. Bunu da söyleyelim. Bu arada şu keman keşin özelliklerinden birkaç tanesini söyleyelim. Evet güzel olur. Yani Bayraktar Akıncı'ya, Bayraktar TB2 Siha'ya, Bayraktar TB3 Siha'ya, TB3 kanatları kapanan o Anadolu TCG'de gördüğünüz. Evet. Entegre ederek görev yapabiliyor. Yaklaşık bir saat havada mini akıllı seyir füzesi sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı gidebiliyor. Yani evet. bunun içinde bir mini bir motor var Müthiş. ve akıllı bir şekilde hedefine doğru ilerliyor. Siz atıyorum akıncıdan attıktan sonra 200 üzeri kilometre görev menzili var. Müthiş. Yani bu 200 üzeri diyorlar ama belki 400, 500 evet. bilmiyoruz. 50 kilometre haberleşme menziline sahip. Ayrıca yapay zeka destekli otopilot sistemiyle otonom uçuş gerçekleştirip Stratejik hedeflere yüksek hassasiyette etkisiz hale getirebiliyor. Muharebe alanında da dengeleri büyük ölçüde değiştirebilecek Muazam bir, bir şey. akıl. Allah is. yapanlardan razı olsun. Kesinlikle. Muhteşem. Bizim bunlar en büyük güçlerimiz. Bak Yunanistan olmayan silahlarıyla hava atarken sen olan silahlarınla 10 kat daha fazla bunu göstereceksin. 10 kat daha fazla sergileceksin. Bu çok önemli. Bunu yapanlardan dediğim gibi Allah razı olsun. Bize lazım olan şeyler. Her Kesinlikle. şey gider ama Türk devleti baki kalır. Bunun altını çizelim. Geçelim. Evet. Bunu. Değiştirelim bakalım. Bir sonraki gelsin. Aa, burada mesela tam bak da evet, daha, daha net gözüküyor, görüyor musun? Evet. Burada efendim mavi vatan. Ya bu mesajlar Aslanlar çok gibi. önemli. Bu Aa, süper bir şey. Bu bu şunu gösteriyor. Devlet aklı her zaman görev. Var, var. yüz var. Aa, biz bazen böyle e, şey yapıyoruz işte e hezeyan ediyoruz hezeyan ediyoruz evet. ama evet. o hezeyanlarımız da haklı yani şey hezeyanlar bunların görmek istiyoruz bir çünkü vatanseverliğimizden kaynaklı kan kanımızda tabii. akan kandan dolayı duramıyoruz yerinde ama devlet tabii soğuk tabii, kan. devlet her yani, zaman biliyor ne zaman koyacağını yıllık bir devlet aklı var bak ben teşkilat kitabını özellikle bu yüzden yazmıştım benim ikinci kitabım da teşkilat kitabı benim inandığım her zaman 2200 yıldır süre gelen bir üst akıl Türk üst aklı var bir devlet aklı var. Ama işte Ona inanıyorum. Bu 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 hamleleri yaparken arkasında duran siyasi irade çok önemli. Siyasi devam irade de lazım. olacak. Devam etmesi Abi, lazım. Her zaman. Ya bak bir şey bir de bir şey söyleyeyim. Şimdi bak bunu yapıyor. Hangi siyasi irade olursa olsun. Hangi siyasi irade. Bunlardan kusura bakmayın bir milim dahi vazgeçemez. Bu millet bunu kabul etmez. 16'ını altını çizelim. Geçerse millet millette gereken sahip. cevabı verir. Aynen öyle. Bravo. Evet. Geçelim. Peki, bir sonraki gelsin. Şimdi Türker hocam haritayı özellikle aldım ki. Ee, bazı arkadaşlar hala karıştırıyor mesela Doğu Ege Adaları hangisi? 12 adalar mesela hep o konuşulur. 12 adalar hangisi? Şimdi ben bunu özellikle aldım. Bir de bir tane adanın altını çizmek için aldım. Miskiri hmm. Adası. Neden? Siyahla. Niye hepsi kırmızı mavi bu siyah? Neden şimdi hocam? geleceğim. Bak. Şimdi işte sopamız yok ama bilmiyorum anlattığımız kadar şey yapalım. Şu kalemle istiyorsan en azından biraz. yapalım. Şimdi bakın sevgili dostlar şöyle geniş açıdan verirsek şimdi kırmızıyla olan yerler her zaman söylüyorum Doğu Ege Adaları. Yani Kırmızıları görelim. Evet. Bakın kırmızıyla olan yerler Doğu Ege Adaları. Lozan Anlaşması'na göre silahsızlandırılmış ada statüsünde olan yerler. Taşos, Semadirek, Limni, ha. Bozbaba, Midilli, Ispara, Bize Sakız, Sisama, Bizim burada yaptığımız ilk ya. videoda hatırlıyor musun? Yunanistan elektromanyetik radar sistemi kuruyor dedik. Nereye kuruyor? Bak Semadriye Bak Semadriye bak. Nerede? Gökçağ'da. Çok yakın Gökçeada. Bunun dibi. Bak Çanakkale vesaire. Bunun dibi. Çanakkale Boğazı'na çok yakın. Özellikle buraya koymalarının sebebi de var. Burayı güçlendirecekler. Çünkü Dede Ağaç'tan buradaki adalara... Lojistik destek sağlandığında bu lojistik desteği elektronik harp radar sistemiyle güçlendirmeye çalışıyorlar. Hı. Bak bütün bu planlarını da aynı zamanda şey yapıyoruz, e, deşifre ediyoruz. Bu da önemli. Yani Türk basını, Türk milleti de bunu bilsin. Aşağıya iniyoruz, mavi yerler. Bakın görüyorsunuz hocam, Meis adasına kadar olan yer. Meşhur İstan Meis Adası. köyüne dahil olduğu. Tabi. Burası da Rodos. 12 adalar. Bunlar da Meis şurası çok üzüyor beni. Her her evet, bunu bunu evet. söylüyor. Bir mil uzak. Bir mil uzak. O Meis'teki çok şey var biliyorsun. O Yunanistan'ın bir tane hatsiz. Bir e, savunma bakanı var Panagiotopoulos. Bir kere çıkmıştı Meis Adası'nda konuşma yapıyor. İşte bakın Türkiye'yi gösteriyor böyle bizim karşı taraf Antalya'yı. Evet. Bakın diyor Türkiye orada görüyor musunuz diyor. Gideyim mi diyor işte yüzerek gideyim mi diyor çok yakın diyor. diyor Tehdit ediyor yani gideriz diyor. Hulusi Akar da müthiş bir cevap vermişti. Biz Yunanlıları denize döktüğümüzde yüzmeyi çok aradan zaman geçti. Unuttular sanıyorduk ama hala unutmamışlar <laughs> diye. Müthiş bir cevap vermişti onu da burada anayım şimdi. Güzel. Şimdi bu 12 adalarda Paris Anlaşması'na göre... Paris Anlaşması'na göre silahsızlandırılmış ada statüsünde olan yerler. Altını çizelim. Her iki tarafında stratejik adaları var. Yani olacak. Lozan'da buraları silahsızlaştırmayı anlaşamadık mı? Biz Lozan'da Doğu Ege Adaları. Sadece Doğu Ege Adaları. Paris'te 12 adalar. 12 adalar. Şimdi bu... Karışıyor hem, çünkü çok. Tabii. Hem Paris Anlaşması'na göre hem Lozan Anlaşması'na göre Yunanistan, uluslararası anlaşmalar olduğu için söylüyorum bunu, suç işliyor. Bak bu da suç işliyor. Yarın Türkiye... Burada bir müdahale yaptığında bu Türkiye'ye hak doğurur. Türkiye edecek ki uluslararası arenaya dönecek. Kardeşim kusura bakmayın diyecek. Biz sizi uyardık. Bütün Tür uluslararası işte Birleşmiş Milletler orada burada söyledik. Yunanistan'a haksız silahlanmalarını anlattık. Yunanistan dinlemedi. E biz de burada gereğini yapmak zorundayız. Kimse kusura bakmasın. Uluslararası anlaşmaların kendine verdiği o yetkiye dayanarak bunu yapacak. Bak yapacak diyorum. Dikkat et. Önemli Şimdi gelelim İskir Adası'na. Bir de burada bir İskir Adası var. Mora Yarımadası'na, Yunanistan Anakarası'na daha yakın olan bir ada. Niye? İskir Adası önemli. Şimdi İskir Adası'nda Yunanistan Mora Yarımadası'nı hem koruma amaçlı yani asıl Anakarayı hem koruma amaçlı hem de buradan gelecek artık buraları gözden çıkarmış Yunanistan. Buradan gelecek İA ve SİA saldırılarına karşı özellikle SİA saldırılarına karşı veya Türkiye'nin işte ee, savaş uçağı saldırılarına Silalara karşı savaş saldırılarına karşı İskiri Adası'nda erken uyarı radar sistemi kurdu. Ve İskiri Adası'na hem aldığı drone savarları hem de diğer husus heronları onları vesaire hepsini buraya yerleştirdi. Şu an İskiri Adası çok konuşulmuyor Türk medyasında ama İskiri Adası da bu anlamda çok çok önemli. Yani o radar sistemi erken uyarı radar sistemi ve diğer saydığım hususlar İskili Adası'nı özel kılıyor. İskili Adası bütün Mora Yarımadası'nı koruyucu nitelikte bir yer. Hmm. Türkler diyor buraya açsa bile, burnumuzun dibinde çünkü ya. Midilli sakız burnumuzun dibinde. Buraya açsa bile bizim buraya gelmeden de bunu halletmemiz lazım. Ona göre burada hazırlık almamız lazım diyor. Bak bu da önemli. Hmm. Ya yani, O yüzden bunu da özellikle yani, vermek istedim. Yani İskili'yi özellikle vurgulamak istiyoruz. Tabii, çünkü hiçbir yerde yok Türk medyasında. Yok. O yüzden vurguluyorum. Bakın evet. aşağıya inersek bilmiyorum kamera iniyor mu Girit'e. Girit'e. Girit çok önemli hep konuşuluyor. Şimdi Girit'e de kısa böyle buradan e, değinip geçelim. E, Girit adası da özellikle altını çizerek söylüyorum biliyorsun. E, Suda deniz üssü var. Amerika'nın Doğu Akdeniz'de yani bu bölgede en büyük donanma üssü burada. Suda. Şurada bir yerde. Suda deniz üssü. Çok da önemli bir yer. USS George Bush donanma gemisi de hani onlukta ha, çalışacağım, çalışan buraya denilmişti ilk. 6 Ekim'de gelmişti bak ilk. Hiç unutmuyorum 6 Ekim'de ilk defa burayı demirledi. Sonra buralarda gezdi falan biliyorsun olayları. Evet. Depremden Deprem sonraki falan. hususları. Tamam. Karıştı. Şimdi Girit'in güneyinde aşağıda tabi haritadan yetmiyor ama. Bu arada bu haritayı biz yaptık. Onu söyleyeyim bir yerden almadık. Tabi tamamen <laughs> kendi yaptığımız bir harita. Girit'in güneyinde Yunanistan şimdi 12 mil kararını almaya çalışıyor. Yunanistan o kadar çok güya uyanık davranmaya çalışıyor ki. Diyor ki sen Türkiye'ye diyor casus belli kararlarını yani 12 mil savaş sebebi sayarım kararlarını Ege için aldın. Ben Ege için yapmıyorum ki diyor. Ben Doğu Akdeniz'e doğru Libya'nın aşağısına doğru 12 mili uzatmak istiyorum diyor. Orada hidrokarbon yatakları da var. Uyanık ne yapacak burada? Güya Türkiye'yi bypass edip efendim yarın öbür gün Türkiye burada işte sessiz kalsın etkisiz kalsın sonra buraya gelecek. Yunanistan şu an bunun planını yapıyor. Yunan TV'lerinde Open TV, Sky TV hepsinde bu konuşuluyor şu an. Yani Girit'in güneyinde 12 mil kararı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesini hazırladı Yunanistan. Birleşmiş Milletler'e tasarı olarak vermeye hazırlanıyor. Avrupa Birliği de bilgilendirdi bu arada. Avrupa Birliği ülkesi aynı zaman Avrupa Birliği bu konuda bilgilendirdi. Neyi bekliyor sence Yunanistan? Bak şimdi bombayı söyleyeceğim. Ne zaman Söyle bizde seçimler? 14 Mayıs. Heh. Yunanistan bizdeki seçimlere binaen kendi seçimlerini erkene çekti. 21 Mayıs aldı. 21 Mayıs evet. Bak Yunanistan da erken aldı seçimi. Bizden bir hafta sonra. Niye Yunanistan niye erken aldı? Çünkü Yunanistan bu kararı alıp kendince bir hazırlık yapmaya çok Büyük bir ihtimal orada Miotoakis kazanıyor şu anda. Öyle önünde. gibiymiş ha. evet. Ya Çipras bile yani çok şey yapmıyor. Bu konuda Miotoakis şu an önde. Miotoakis o hazırlıklarını ona göre yaptı zaten. Şu anda o seçimde yani mayıs ayı itibariyle. Şimdi ki ya tarih bak tarih vermiyorum. Allah aşkına bunu düzeltelim. Eyvallah. Ben olanları yorumluyorum Yunan ama... basınındaki ha. tarihleri ha. sen Bravo. söylüyorsun. Yunan basınına göre öyle diyelim. Yunan basınına göre mayıs ayından itibaren mayıs ayından itibaren hemen seçimlerden sonra oluyor. Mayıs ayından itibaren 12 mil kararını resmi olarak yeni hükümetle almaya çalışacaklar. Bak bunu da söyleyelim. Hmm. O yüzden de seçimi erkene çektiler. Hemen Türkiye'deki seçimlere paralel olarak. Yani Türkiye'deki seçimler bitecek, Yunanistan seçimler sonra bitecek. Yunanistan'da. Ee, e, ondan sonra evet. diyorsunuz artık start verilecek bir şeyler için. Tabii o arada bizdeki hani duruma göre de hareket kabiliyetini geliştirip hani seçimler yeni oldu, kurulum, murulum bilmem ne falan filan bir sürü şey derken hop Yunanistan 12 mil kararını kaşla göz arasında almaya çalışacak. Takis çoktan belirlemiş bile. Yani o önemli. Altını çizeyim. Bunu da ilk defa bak burada söylüyorum. Eyvallah. Geçebiliriz. Peki sonraki geliyor. Şu şey yapmaya gerek yok. Ha şimdi başka bir yere geçiyoruz. Ee, onu da söyleyelim. Başka bir şey başka geçiyoruz. bir mevzuya. O zaman evet. dördüncü videoda kalsın evet. bu hocam. Bu üçüncü videomuzdu efendim. Her açıdan ve ne var ne yok kanallarında 1 2 ve 3'ü bulabilirsiniz efendim. Abone olmayı unutmayın.